Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok güzel bir oya modeli göstereceğim. Modeli gördüğümde aslında böyle yapsam mı, yapmasam mı diye böyle çok düşündüm. Ee, sanki böyle yap 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 bitmeyecekmiş gibi geldi bana. Yine birazcık sıralı, birazcık da koparmalı, birazcık da fıstıklı bir model. Ama sıralı model diyebilirim aslında, ama koparmalı da. Neyse şimdi çok uzatmayayım o kısmı. O yiyi gördüğümde çok yapmayı düşünmedim, ama farklı olduğunu düşündüğüm için acaba yapsam mı dedim ve model çıkardım. Gerçekten o kadar güzel oldu ki bu yazmama çok güzel oldu ve böyle bir yarım saatte modeli çıkarırım, ütülerim diye düşünürken inanır mısınız? Yani 10 dakikada olayı bitirdim. Inanılmaz kolay. Hatta oya'yı yaparken şunu düşündüm: 10 dakikada bu kadarını yapıyorsam, ben bir akşamda bu oya'yı bitiririm diye düşündüm. O kadar kolay ve çok şık bir model. Eminim ki çeyizlerde çok sevilecek bir model. Özellikle bu yeni nesil çeyizlerinde böyle oyaları çok sevecek diye düşünüyorum. Hemen şöyle ip numaralarımı göstererek başlamak istiyorum. 375 krem. E, kırık beyaz artık krem değil sanki bu. Diğeri de e, 357 e, yazmamın rengi işte arkadaşlar. Şimdi bunun ne renk olduğunu bilmiyorum. Bana sorarsanız mavi'nin tonu derim. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Bence bu oyada kalın bir tığ kullanmak e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. 20 numara da kullanabilirsiniz. Hemen tığlamamı size göstermek istiyorum. Yazmam Cenk marka. Tığlamamda iki zincirle. Benim tığlamalarımı biliyorsunuzdur. Biraz böyle geniş. Ee, tığlama içinde oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Hemen e, yazmamın kendi rengiyle oyaya başlayacağım. Gerçekten çok güzel ve çok kolay modellerden bir tanesi oldu. Mutlaka modelimi kaydedin arkadaşlar. Şimdi yapamasanız da kışa Böyle düz renk bir yazmayı alıp mutlaka yapın derim. Ee, i̇nanır mısınız benim bile yazmayı yapıp tamamlayasım geldi. Hemen şuradan başlıyorum. Evet bakın sabitledim şimdi. İki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine giriyorum bakın sıradaki tığ battıya girdim. Önce bir sonra 2 sonra iki şeklinde tığımdan çıkardım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim Normalde hemen şu aradan girir girir dedim ya yani girer kapatırız ama e, aradan girip kapattığımızda trabzanlar şimdi gitgide uzayacağı için aşağı doğru bir kayma oluyor yaptığım modelde bunu size gösteririm Bu arada ilkini izleyip ikinci ikinci de benimle beraber başlamanızı tavsiye ederim önce güzelce bir izleyin Evet şimdi bakın ben böyle aradan girip kapatmayacağım için hemen şu tepe kısmına batıyorum. Buraya kapatıyorum. Bir zincir. İki defa doladım. Burada bir dolamıştım. Şimdi iki defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Bakın iki, iki, iki. Hiçbir gevşekliğe mahal vermiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Bakın zaten aslında şurada belli oluyor. Şöyle battığınızda bakın burada bir tane boşluk oluyor. Oraya batmış oluyorsunuz. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi 1 2 3 kere doluyoruz. 1 2 3 defa tığıma doladım. Sıradaki tığa battığına giriyorum. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın şurada zaten bir boşluk oluyor görüyorsunuz. Oradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi 1 2 bakın sıkı sıkı yapıyorum. 3 4 defa tığıma doladım. Sıradakine giriyorum. Hep ikişerli çıkıyorum baştaki ve sondaki hariç. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim yine bakın burada buradan batıyorum işte bir zincir çekiyorum Burası benim tepe kısmım şimdi yukarı doğru çıktık aşağı doğru ineceğiz 4 defa doladığımız yer e, bizim en yüksek yerimiz olacak. Şimdi 3, 2, 1 diye azaltacağız. 3 defa doluyorum. Sıradakine batıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. 4 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın yine tepe kısma batıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir. Şimdi 2 defa doluyorum. Sıradakine giriyorum. 1 2 3 seferde çıkardım. 5 zincir çektim. Yine bakın tepe kısmına kapattım. 1 zincir çektim. Şimdi bir defa doladım. Sıradakine girip bu sefer önce 1 sonra 2 sonra 2 çıkarıyorum tığımdan. Sadece başta ve sonda böyle. 5 zincirimi çekip tepe kısmına kapatıyorum. 2 zincir çektim sıradaki tığ battısına kapatıyorum Evet bu kısmı tamamladık bakın şimdi 3 defa 2 zincir çekip kapatacağım 2 zincir çektim kapattım bu birincisiydi 2 zincir çektim kapattım bu ikincisiydi 2 i̇ki zincir çektim kapattım bu üçüncüsüydü bir tane daha bundan yapmak istiyorum Zaten başka da anlatacak bir şey kalmadı. Ortaya da bir tane fıstık koyacağım. Fıstığı da zaten bilen biliyor. Bilmeyen de mecbur öğrenecek. Çünkü fıstıklı çok güzel oyalar var. Bir tane olduğu için de çok uzun anlatmayacağım zaten. Evet bakın. iki tane zincir çektim. Üç tane battıktan sonra bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battısına girdim. İlk sefer ve son sefer önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıkardım. Bir 2 3 4 5 zincir yine bakın tepe kısmına batıyorum kapatıyorum bir zincir çektim iki defa doladım sıradaki tığ battısına giriyorum hep şimdi 2 2 çıkarıyoruz bakın 1 2 3 4 5 zincir şöyle aradan girdim kapattım bir zincir çektim 1 2 3 defa doladım. Sıradakine giriyorum. 2 2 2 2 alarak 4 seferde tığımdan çıkardım. 5 zincir çektim. Aradan girdim. Aradan değil, tepe kısımdan girdim, battım. 1 zincir çekip şimdi 4 defa doluyorum. 1 2 3 4 Sıradakine batıyorum. 1 2 3 4 5 seferde çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir. Tepeye girdim yine, kapattım. 1 zincir çektim. Şimdi aşağı ineceğiz. 1 2 3 zincir. Eee af 3 defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 1 2 3 4 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir tepe kısma bakın kapatıyorum bir zincir bir iki defa doladım sıradakine giriyorum bir iki üç bir iki üç dört beş zincir yine tepe kısmına kapatıyorum bir zincir Şurası 4'tü, 3'tü, 2'ydi. Şimdi bir defa doladım. Bunu da 3 seferde çıkaracağız bakın. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. 1 zincir 1 değil burada. 2 zincir. Şöyle yan tarafa kapatıyoruz. 2 zincir yan tarafa kapatıyorum. Bu birinci. 2 zincir yan tarafa kapatıyorum. İkinci. 2 i̇ki zincir yan tarafa kapatıyorum. Bu üçüncü. Yine 2 zincir çekip bir defa dolayarak burada başlıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir göstereceğim. E, ütüsüz olacağı için gözünüze yamuk yumuk görünecektir. Eminim ki çünkü öyle. Olay budur. Şimdi orta kısmına bir tane fıstık yapıp ilerletip e, ilerletip değil daha önceden modelimi hazırladım. Bir tane fıstık yapımı da gösterip sonrasında e, video öncesi hazırladığım modelimi göstermek istiyorum. Evet ipimi tığıma bakın sabitliyorum. Burada bakın 1, 2, 3 taneler Tabii ki de ortadakinden giriyorum bakın. Sabitledim buraya. Büyük bir fıstık yapacağım için 12 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Eğer hiç fıstık yapmamışsanız birazcık dikkatli izleyin. Biraz da yapmaya çalışın. Eminim ki bir şeyler olacaktır arkadaşlar şimdi bakın orta parmağıma zincirimi sabitliyorum baş parmağımla da tutuyorum şimdi ipimi çok hafif bakın çok hafif uzattım zincirimin altından giriyorum ipimi alıyorum dibinde bir zincir çekip uzatıyorum iki oldular uzatıyorum ama bakın altından giriyorum ipimi alıyorum dibinde bir zincir çekip uzatıyorum 3 oldular aşağı doğru yavaş yavaş kayarak ve tığımda ilmekler biriktirerek ilerletiyorum. 4 oldu. 5. Böyle parmağımızın altında üreyen bir oya 2 4 6 oldu. 7 8 9 10 11 12 13 ben şu ipimi de şöyle saklıyorum arkadaşlar. 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 bana yeter 20 tane bakın ilmek topladım şimdi böyle ipimi doluyorum ve hepsinden çıkarıyorum hepsinden çıkıyor Çünkü zaten Geniş yaptık. Bakın hepsinden çıktı. Aynı yere giriyorum, kapatıyorum. Açılmaması için de bir tane zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, hemen şöyle göstereyim. Bakın, ee, elinizden çıkmış hali böyle olacak. Hemen şimdi öncesinde yaptığım ve ütülediğim modelimi göstermek istiyorum. Evet bakın öncesinde yapıp ütülediğim modelimde bu şekilde e, Trabzanlarınız çok düzgün duracak harika duracak diyemiyorum benimkilerde birazcık özellikle şu ortadaki yamuk durdu e, bunun sebebi Tabii ki de e, uzun olması bunu mesela e, bir tık küçükte yapılabilir yani burada 4 defa doladık burada da 3 defa dolayabiliriz ama bilmiyorum nasıl olur aslında e, ben bunu ilk defa gördüm. İlk defa yapıyorum. E, mesela bunu bir yazmaya yapıyor olsam emin olun e, siz de bu yöntemle yapın diye anlatıyorum. Emin olun yaparım sökerim yaparım sökerim şu ortadaki trabzanı çok düzgün durdurtana kadar e, yaparım bir şeyler. Yani burada aslında benim işçiliğime değil benim anlatımıma oyanın nasıl yapıldığına bakarsanız sizin için daha faydalı olur. Çünkü takdir edersiniz ki söylüyorum zaten ben bu oyayı ilk defa görüyorum, ilk defa yapıyorum ve bu benim ilk yapışım. Tabii ki de kusur olacak ama oyanın mantığını anlamışsınızdır. Yani şurada bir defa, iki defa, üç defa, dört defa diye ilerletiyoruz. Sonra da aşağı doğru iniyoruz. Mantık budur. Mantığı alacaksınız, cebinize koyacaksınız. Sonra da yazmaya işlerken biraz da kendinizden katacaksınız. E, el işi deyip geçmeyin. İnanın e, özellikle örgüde bu daha çok böyle. Matematikte istiyor, düşünce de istiyor. E, Birçok şeyi kendinizden katmanız gerekiyor. Ama yeni oya yapan arkadaşlar zaten yeni öğreniyorlar. Pek bir şey kendilerinden katamayacakları için yani o bilgiye birikime sahip olamadıkları için e, bu açıklamayı da yapmak istedim. Sonuç itibariyle bence çok güzel oldu. Ee, i̇sterdim ki böyle birazcık daha üstünde çalışıp size göstereyim. Şu aradaki <laughs> uzun olan böyle e, bir o tarafa bir, bir tarafa durmasını isterdim ama e, böyle yaptım gösterdim artık yapacak bir şey yok. Şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın burada yaptığım e, size hep böyle 5 zinciri tepeye batmalı şekilde gösterdim. Burada da aradan girdim kapattım. Bana sorarsanız kesinlikle tepeye batmalı daha güzel oluyor. Bunlarda çünkü aşağı kayma problemi olabilir. Bakın mesela bu aşağı kayıyor. Bunu böyle yukarı doğru çekmek lazım. Ama burada bunlarda hiç aşağı kayma olmaz. Bence çok güzel bir model. Gerçekten çok kısa sürede de bitebilecek bir model. Araya bir tane fıstık da böyle boncuk gibi oldu diye düşünüyorum. Bence bu modeli bu kış kesinlikle yapın. Ben yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapıp bitirdiğimde de bakın o modeli yaptım diye size göstermek nasip olur. Aslında yapıp bitirdiklerimi çok fazla göstermiyorum arkadaşlar. Direkt dolap uygulamasına yükleyip oradan satışa sunuyorum. Dolap uygulamasında ismim yine oya sandığım açıklama kısmına da yazıyorum zaten. Oradan da ürünlerimi bulabilirsiniz. Tığlanmış yazma satıyorum. Dediğim gibi açıklama kısmına yazıyorum. Yapıp bitirdiğim oyaları size göstermesem de orada paylaşıp satışa sunuyorum. Faydalanmak isteyenlere de buradan duyurmuş olayım. E, oyamı beğendiyseniz hepinizden birer beğeni, birer yorum bekliyorum arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese de kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.